Mücadeleleri yolumuza ışık olsun. 1921 Anayasası da kısmen işte meclisle ilgili, bu meclis hem Kürtlerin hem Türklerin meclisi denildi. Kısmen demokratik kimi haklar verildi. Ve Kürtler 1921'de gene Koçgiri ve Halk Hareketi kanlı bir şekilde bastırılmıştı. Sonra 1921 Anayasası'ndan sonra ve Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Kürtler biraz Dersimliler, Kürtler bir bütün olarak biraz böyle bir beklenti içerisine girdi. Daha sonra da işte bu tarihçilerin işte, uzun yıllara yayılan çalışması sonrasında da yavaş yavaş bu 1921 Anayasası'ndaki işte Kürtler ve Türkler bu meclis onlarındır ya da kısmi demokratik söylemler geri çekilerek Kürtler için bir ferman yayınlandı diyebiliriz. Dersim deyince akıllarına ilk gelen şey eşkıyalık. Dersim de eşkıyadır, Şaki'dir, Bağlı'dır, efendim zaten Kızılbaş kafadan kötü bir şey, zındık, dinsiz, imansız, onların dini Şeyhülislamlık dairesinde tanımladığı şekliyle. Şimdi bu tanımları aynen almış Cumhuriyet kadroları da. Şimdi bakıyorsun, bütün meclis tutanaklarına bakıyorsun, o dönemin raporlarına bakıyorsun, eşkıyaların olmadığı bir yer yok Anadolu'da. Her yerde var eşkıyalık. Ordu'da da var, Trabzon'da da var. Halide Edip Antalya'ya gidiyor. Antalya'da eşkıyalardan diyor, inemedik şeyde diyor. Veya tutanakları açıyorsun. Yozgat'ta, Zile'de, Tokat'ta her yerde yolumuzu kestiler, paramızı aldılar diyor. Bunu hiçbir zaman ordu eşkıyası diye okumuyoruz kitapta. Adana eşkıyası diye okumuyoruz. Samsun'daki eşkıyalar... İşte şey yöresine, Peki yöresine özel harekat yapmalı demiyor elit. Dersin bölgesine yapmak diye bakıyor olaya. Şimdi burada bir seçici algı var. Nedir bu seçici algıyı oluşturan şey? Bir, deminden beri adını aldığım Kızılbaşlı meselesi. Bir, bu kişiler ta Osmanlı'dan beri merkezi dine karşı durmuşlar. Ona tabi olmamaya çalışmışlar. Kendilerine has ritüeller geliştirmişler. Dua etme, işte inanç sistemi, yani din diyemeyiz buna, bir inanç sistemi, bir felsefe, bir hayat, bakış tarzı. Şimdi burada aktörler birden muğlaklaşıyor, karışıyor. Kim suçlu dersinde kim sorusuna geldi? Kim burada bizim fail olarak göreceğimiz ve hesap soracağımız? Hepsi rahmetli oldu. Hiçbirine hesap soramayacağız bir kere, onu biliyoruz. Manevi şahsiyetlere hesap soracağız. Biraz önce Sabiha Gökçen havaalanına adının verilmesi elbette çok çirkin bir şey. Sabiha Gökçen hiçbir özelliği olmayan, yani pilotluğu açısından tek marifeti Seyit Rızan evini, köyünü bombalaması, bundan büyük zevk aldığını söylemesi, haz duyduğunu söylemesi ama bir ikinci, üçüncü, beşinci sırada bir aktör bu olaylarda arkadaşlar. Yani hani bir halk sözü vardır, eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Semeri bile değil bu işin Sabiha Gökçen. Sizler Atatürk Havalimanı'na inip çıkıyor musunuz? Girip çıkıyorken hiç bir rahatsızlık duyuyor musunuz? Atatürk meydanında nutuk atılırken, dinlerken, İsmet İnönü bilmem nesinde, caddesinde yürürken, hayır onlar da rahatsızlık duymuyor. Celal Bayar ile ilgili hiçbir şeyden. Sabiha Gökçen'e gelince birdenbire diken diken oluyor tüylerimiz. Nasıl olur Sabiha Gökçen'den gelirsen, ki ben oradan geldim, özür dileyerek söyleyeyim size. Bu tam Türklük Sözleşmesi'nin bizden istediği şeydir. Hakim unsurlarla savaşmayacaksın, hakim unsurlarla entegre olacaksın, Atatürk adını yükselleştireceksin. Ama Sabiha Gökçen'e gelince bir gariban Ermeni yetimine alet edilmiş,
araçsallaştırılmış, kullanılmış bir Ermeni yetimidir Sabiha Gökçen. Ona gelince bütün kinini kusacaksın. İşte Türklük Sözleşmesi bu. Mağdurları birbirine düşürür ve Führerpark o tablodan kendisini çıkartır. Kutsal bir şeye gelir. Şimdi böyle aktörler var. Biri İnönü, bir Bayar, bir Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal. Şimdi bazı dersinler haklı olarak diyorlar ki ya bu hepsi de kötü olamaz ya. Biri de bizi kollamış olmalı ya. Bütün bu mağdur topluluklarda bu vardır. Hep bir kurtarıcı, birinin de onları kurtardığını hayal etmek isterler. Daha bu Mehdi bekleyişi, Mesih bekleyişi hep bununla ilgili. Bir gün biri gelecek, bizden yana tavır alacak. Şimdi bu Cumhuriyet elitlerine baktığı zaman da en böyle masum görüneni Mustafa Kemal. Çünkü hele o zamanlar biraz da hastalığı falan yeni başlamış. Daha farkında değildi olanları bitenleri biliyor. Hayır arkadaşlar, ben kronolojisini çıkardım. 1936'dan ölümüne kadar her gün görev başında, her gün birilerini karşılıyor. Her ta son anlara kadar, o yatağa düştüğü ana kadar Dersim'de ne olup bittiğinin hepsini takip ediyor. Ve Dersim harekatını planlarının üstünde el yazısıyla işaretleri var. Trabzon'daki gazi elinde görülebiliyor, bir yer hala var bilmiyorum. 4 Mayıs 1937 kararının altında bombardıman kararının imzası var. Bütün o raporlama dönemleri onun zamanında olmuş. 1935'te Tunceli İlahi Kurulurken Mustafa Kemal bizzat o işe müzahir oluyor. Tunceli adını Mustafa Kemal'in verdiğine dair hiçbir şey ben bulamadım kaynaklarda. Meçhul yani nereden çıkmış o isim? Çünkü kanun Munzur vilayeti diye gelmiş. Yolda bir şey olmuş, Tunceli'ye dönmüş. Çok enteresan. Bu da bir parantez olsun. Sonunda 1937 döneminde tek adam, 38'de Celal Bayar diyor ki birlikte bana dedi ki Dersim'i vuracağız. Öyle mi dedim diyor, sorumluluk benimdir dedi diyor ve vurduk diyor. Hiç kimse bunu yalanlamadı vesaire. Sonuçta biz suçlamak için değil, bunun bir hükümet ve devlet politikası olduğunu anlatmak için ben bu tabloyu çiziyorum. İnönü'yü aklamak değil. Bayağı daha sorumlu, daha çok sorumlu değil. Sistemin bütün aktörlerin paydaş olayı, hiç itiraz eden yok arkadaşlar bu şeylere. Yani onun için Sabiha Gökçen'e kadar inmenize hiç gerek yok. Önce büyük adamlara karşı savaşacaksınız. Ben hiçbir zaman küçük insanla uğraşmam. Hiçbir zaman küçük aktör getir götür işi yapanla veya işçisiyle kim onun patronu, kim emir vereni, kim o stratejiyi tayin eder ona yöneltirim onu. Biz sosyalistsek, biz insan hakları savunucusuysak gerçek faili hiçbir zaman unutmayacağız. Oraya gitmeye gözüm yemiyor. O zaman ben şu küçükleri biraz sataşayım bilmem ne, tatmin olayım, akşam da eve geleyim, ben bugün dersim için çok önemli şeyler yaptım. Ben demem. Siz istiyorsanız değil. Ben karışmam.